Selam var. Bugün biriyar oynuyoruz. Evzumu delodayım. Biliyarın bayağı güçlü bir build'i var. Nerf'e rağmen bayağı bir güçlü arkadaşlar. Kendi delo'da bile maç taşıdım bu build'de. Ama kötü bir haberim var. Gelecek yama nerfliyor eşyaların hepsi neredeyse. Yarık gökyüzü nerfliyor. Çıkmam lazım. Rakip jungle'dan başlayabiliyorsam başlıyorum bu elolarda genelde. Başlayamıyorsam da genelde bota doğru dönüyorum arkadaşlar. Üst taraftaysam red başlıyorum. Değilsem buradan başlıyorum. Ne anlatıyordum? Yarık gökyüzü nerfleyecek gelecek yama. Serak'la nerfleyecek. Ama bence hala oynanabilir durumda saldırıya devamlı. Onu göstermek istiyorum sizlere. Baya 1v9 build'i oluyor. Ulti tuttuğunuz zaman ölümsüz oluyorsunuz neredeyse. Size güzel bir build göstereceğim. Karama ve yarık gökyüzü başlıyoruz. Çok anlık hasar yersek Serak 3. eşya alacağız. Eğer yemezsek daha sonraya bırakacağız. Son eşya alacağız. Ölümün dansı ve ruh gömleği alıyoruz daha öncesinde. Tamamen durumsal. Mesela karşıda Karen veya Darius varsa Stera'yı 3. eşya alıyorum. Bu ultisinin hasarından kaçmak için. Carla şöyle yapabilirsiniz bu arada. Top lane'de garanti ganklik bir pozisyon olursa mesela top lane'inizde de Pantheon olur. Veya rakip top lane'i ittirecek bir çardır mesela İrelia'lı bitirecektir. Veya Volibear vardır. Kurt başlayıp benim özel bir başlangıcım var. Diğer bir yer videolarımda onu izleyebilirsiniz. 3 level olup topa gidebilirsiniz. Kurt başlayıp mavi alıp gromp alıp topa gidebilirsiniz. Burada topa gidemeyiz. Mid lane'imiz de ittirmiş, bot lane'imiz de ittirmiş. Full clear atacağız gibi. Mako'ya red başladı. Full clear atmadan bota gitmek isteyebilir. Şunları alıp bir bakacağım. Mako'yu gördüğüm an gideceğim. Buraya ping atayım. Erken totamasınlar. Gözüm hep bot lane'de. Mako'yu ya mid'e ya botu deneyecek. Belki çarpımı da atacağım. Dediğim gibi Mako'yu yank deneyecek çünkü. Büyük ihtimalle geldi bile. Bayağı agresif oynuyor rakip bot lane. Hemen gidiyorum artık. Ulva 5 saniye var. Hadi. Milyon blok yedik maalesef. Mako'ya gelsin hiçbir sorun yok. Aa, ahirete gelmiş. Büyük ihtimalle öldük. Tutuşturdaydık. Ya ama öleceğim burada ben. Ahri hiç beklemiyordum. Belki Mako'yu ölürüm. Yok. Buraya geçip hani sonra fideye doğru koşacağım için belki onu ölürüm dedim ama Ahri'yi öldük. Bizim midlerim pushuyordu ama Ahri geldi. Çok garip. Kararmaya gideceğim ama böyle başlayayım arkadaşlar. En yüksek AD ile başlıyorum. Cidden buradaki bekleme süresini azalmaya hiç gerek yok. 15 AD daha fazla aldım arkadaşlar bu sayede. Kesinlikle AD alın derim sizlere. Karama bitince baya büyük bir güç patlaması yaşıyoruz. Sıkatıla koşuyor Mako'yu. Bu arada bu elolarda cidden roam atmanın gücünü gördünüz değil mi? Ahri her şeyi bırakıp geldi. Ve oyunu kazanacak. Şöyle bir durum var. Bu Yamp'e yakınken W basacağım Mako'yu. Çünkü W bastığı zaman hedef alınamaz oluyor ve W'muz iptal ediyor. Tabi gözüm yası o da. Mako'ya neyi deniyor acaba? Sen çok garip. Yasuo da geliyor buraya ama bilmiyorum. Bayağı güçlüyüm şu an eşya farkım. Ama Talia hiç yönelmiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Talia hiç gelmiyor cidden. Bakalım o maçı nasıl kazanacağız. Cidden Talia'nın umurunda değil arkadaşlar. Ve Ahri 1v9'uyor şu an. Sıkıntı yok. Bir yerlerken oyunda ölmemizde çok bir sıkıntı olmuyor genelde. Burayı çok rahat kazanırdık bu arada. Eşya farkım çok olduğu için. Biraz eksiği bekleyeceğim. Asın Q'sun Xant'ı. Hiç atamazsın. Skor almaya çalışacağım. Çok güzel. Bu üst ormanı dönüp kuçuklara gireceğim. Çarpım bir tanesini Gromp'a harcayacağım. Erken dönmek için. Level 5 olacağız. Şuradan geçeceğiz. Burada yamtı aldığı için büyük ihtimalle Mako'yu. Ahri bize yöneldiyse bir tanesini alıp çıkacağız. Bir tanesini alıp da çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bir tanesini aldığınızda çok fazla experience geliyor. Artık bizi gördüler. Mako'yu burada. Üçünü de aldı. Ahri tabii ki gene geldi. Sana atlayayım. Talia'yla normalde güzel kombolayabiliyoruz. Ahri her zaman bir adım önde ya. Şimdi arkadaş lane push'unu boşa alıyor. Yani normalde lane push'adığınızda siz erken gidersiniz ama nasıl oluyor inanın hiç fikrim yok. Hiç dikkat etmedim. Lane buradayken Ahri nasıl gelebiliyor? Nasıl engellemiyor? Kafasına skill basmıyor mu bilmiyorum. Geçeceğim. Durdu çok güzel. Bize kalsa iyiydi. Rakip support 6 level oldu. Biz 5 level kaldık maalesef. Kendisine stun yedi. Çok güzel. Level 6 olduk. Xant'e gideceğim. Üst taraftan kapatacağım bu arada. Aşağı tek yeri o çünkü. 6 kaçmış. Okey.
Ali Humut çok güzeldi. Dumaka ejderha ağlıyor olabilir. Çocuk çok seviyor objektifleri. Objektifler çok koşmak istemiyorum takım yok ki. Bu ayet salmayacak çünkü bizi çok belli. Rakip üst ormana bakacağım. Mako'yu orada büyük ihtimalle. Evet. Yani şu an ejderhayı salıp rakip üst ormana dönüp tekrar Xanthi'yi kesmek istiyorum. Xanthi'yi farmlayabileceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Ben böyle çalar oynarken genelde bir tane lane'i farmlıyorum. İlk iki ejderhayı da bırakıyorum. Acil alıp topa bakabiliriz. Acil yokmuş. Bot push yemiş. Ejderha yapacak hiçbir şey yok. Kalmalar lazım söyleyelim. Ping atalım. Üst orman döndükten sonra base atacağım. Bot uğrayabiliriz o zaman. Şu an hiç gerek yok buna arkadaşlar. Ben orada değilim mesela. Hala ejderha için saçma sapan ölüyorlar. Bırakıp gitmeleri lazım normalde. Bu mid lane'e güvenip hiçbir şey yapamam ben. Lane'in kısmı bitmesi gerekiyor objektif almamız için. Ve eşyasını da bitirmiş. Her zaman ultisi olacak artık. Merkür alacağım. Çok CC var rakipte. Yer gökyüzüne gidiyorum. Bir tane kontrol totem aldım. Botolcu denemeyeceğim. Yasuo W'su var çünkü. Mid lane solo kill yedi. Burada alt ormanım dönüp Yasuo hala durursa tabii ki Yasuo'ya gideceğiz. Yoksa kutçuk almak istiyorum artık. Manko'yu burada. Buraya kadar totem atmışlar. Bahri büyük ihtimalle zümrüt değildir arkadaşlar. Çocuk farm da yapmış çünkü. Dediğim gibi ulti denemeyeceğim. Direkt koşacağım. Yasuo hem çok mobil hem de W'su olduğu için. Baya zor bir oyun aslında bizim için. Ben şimdi midin pushuna güvenip kurçuklara giremiyorum maalesef. Çünkü ağır her şeyi bırakıp şu arkadan gelecek bana o kurçuklara biliyorum. Rek'Sai'nin gelmesi lazım. O kadar öne geçirdik. Yine bir de yemem umarım. Bakın, tipe bakın arkadaşlar. Talyah da geldi. Kız sadece yürümesi bile ne kadar çok şey değiştiriyor. Bir tanesini alırsam level alacağım. Ve ulti yapıştıracağım. Malko'ya gitti. Yapacak bir şey yok. Daha tankım en azından. Erken ısırıyorum. Çok da biçememek için. Çok güzel. Q ota atsaydı ölecektim arkadaşlar sanırım. Çok fazla vuruyor Q attıktan sonra otosu. Gerçek hasar atıyor ultideyken. Ve buna fokuslamamın sebebi zaten tekleyecektim çarpım olduğu için. Direkt level aldım. O bir level bile çok şey fark ediyor arkadaşlar. Sadece gelen 100 can bile çok şey fark ediyor. Artı olarak bir tane daha puan veriyorsunuz W'nuza. Belki de orada ölecektik. Artı bir de can da geliyor. Ay önemliydi bence orası. Orman kapı kestiğimiz için can da geldi. Xanthi'ye ölmüştüm mesela onu almasaydım. Çarpım olmasaydı ama kesinlikle onu yapmamalıydım. Q'mu canavar attığım zaman şampiyonlara dönmüyor W. Canavarlar odaklanmaya başlıyor. O W bitene kadar. Tanklaşmam gerekiyor. Ve gözükmeyip Malkoyun daha yatmasını bekledim ama ucu ucuna gözüktüm sanırsam. Senle öldü yapacak bir şey yok. Kaçıyorum buradan. Evet tamam kaçtı bari. Kayısı ölecekti çünkü. Orman dönmeye devam. Çok zor bir maç. Yarık gökyüzü bittikten sonra ölümün dansı alacağım. Bir saniye bekleseydim Xanthi ileri fırlayacaktı. Benim hatam. Dur, rakip ejder istiyor. Biz de alamet alalım. Dediğim gibi arkadaşlar ilk ejderhayı bırakıyorsunuz. Bunu tam zamanda ısırırsanız eğer arkanıza geçerken gözüne vurmuş oluyorsunuz. Takım yaptığı hata çok yapılıyor arkadaşlar. Jungle ejderhayı salmış ama inatla buraya geliyorlar. Bu arada burada totem yok ama Xanthi geliyor. Xanthi'yi ignorelayacağım. Şöyle yapacağım. Şu gözüne vurayım da. Göz çünkü daha fazla hasar sağlıyor. Ama artık girebilirim Xanthi'ye. Kimse de yok burada zaten. Çok büyük bir hata yapıyor Xanthi. Çok güzel. Ya şu an takımın ölmesi hiç gerek yoktu dediğim gibi arkadaşlar. Hani ilk ejderhayı salıyorsunuz. Bakın burada alamet aldım. Rakip top beni kesti. 3 tane kurçuk aldım. Geri dolmamıza rağmen. Rakip mid lane 8-2 oyunu. 1v9 bir oyunu. Ama bot lane'imin altında ölüyor. Sanki o ejderhayı çalabilecekmiş gibi. Hiçbir fikrim yok. Eşyamız bitti. Kurdu alıp base atacağım. Talyan beklemesi lazım onu. Kontrol tutumu attım. Şeye basmayacağım. Kovalamayacağım bunu. Arkası var çünkü büyük ihtimalle. Görüş verdim. Arkası yokmuş. Platinum buraya mı kaçacak diye bekledim. Buraya yönelirken daha sonra buraya döndü. Büyük ihtimalle bu ayet smurf arkadaşlar. Bayağı iyi oynuyor. Alameti açacağım. Mid kulesini alacağız. Daha rahat hareket edeceğiz.
kuleye bir ota atsak çok rahat olacak ama Talia vurmuyor nedense. Şu an menzilli birisini vurması lazım. Benim vurmamam gerekiyor. Çok güzel. Mid kulesi çok önemli arkadaşlar işte dediğim gibi. Bakın çok rahat hareket edebiliyoruz artık arkadan. Şekilleri de patlatacağım. Zaten kanamaya ve eşyamız ölecek arkadaşlar. Rage'imi bekliyorum. Şu bol olmadığına göre girecektim ama banka yöneldi, buraya giremeyeceğiz. Toplayla bakabilirim. Top kulesi olmadığı için bayağı bir kovalayabiliriz. Tam varmış. Romp'ıma gidiyorum. 2v2 alabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü çok uzun süreceği için savaş. Direkt ahri gelecektir oraya. Arkadan Malkaya var çıkacak ama yapacak bir şey yok. Peşimde sizden çıkamıyorum arkadaşlar. Flash atamayacağım. Çıkamayacağım sizden. Ama bayağı tankız. Türk gömleğine gideceğim buradan. Ya su AD çünkü rakipte. Sante de AD ama vurmuyor çok fazla. İki tutuştur yedik. Ona rağmen bayağı yaşadık. Oral öncesi bir kişi bile indirsek bayağı iyi arkadaşlar. Ben burada koşuyorum Sante'ye. Bizimkine yönelmesi lazım şu an. Çağırıyorum. Sante bekliyor çünkü artık. Bizde bizim takımın zerre umurunda değil. Şuna bakar mısınız? Rakip uzakta olduğu bildiğim için bunu zorladım. Şuralarda görseydim hayatta girmezdim arkadaşlar. Ben bir baron kolu vermem gerekiyor ama bu çocuklar neden burada bilmiyorum. Baron savaş yapıp baronu bait olarak kullanıp bitirebiliriz aslında. Baron aldıktan sonra bayağı rahatlarız. Barona görüş gerekiyor. Alt ormanı dönüp kontrol totemi atacağım oraya bait attıktan sonra. Evet. İyi ki ulti atmamışım buraya. Bizim bot lane dinlese bizi. Evet, durduk Malkaya tuttuk maalesef. Rakip jungle'ı indirdik. Direkt savaşı kazanırsak. Kovalayacağım. Arkamda var. Çok güzel. Şu an baron girmeliyiz bence. Çok rahat ederiz. Kayısımız çok olacak Kraken olduğu için. Ben de sabaha kadar tanklayabilirim. Çarpım birini başta atsam iyi olurdu. Ben hızlı alırız, ayrı yetişir diye düşünmüştüm. Vurun baron artık. Adama dönmeler çok kötü çünkü çocuk bizi kesebilirdi. Baronun iki tane canı varken barona vurmalılardı. Zaten çarp atacağım, benden çalamayacaktı. Bir neyse ki bir sorun olmadı MR kastığımız için. Bu build baya güzel bence. Damage'ınız da yerinde oluyor. Xanthia falan çok fazla vurduk. Sadece bakın rünümüz 1500 olmuş. Bir yer oynayacaksanız bu build de oynayın arkadaşlar. Bir yer isteyen çok vardı. Oynayacaksanız bu build de oynamanızı öneririm. Ultimi şöyle atmak istiyorum. Çocuklar da aldı. Q yediği için. Maalesef supportumuz Yasuo ışınlandı ultisiyle. Burada lane itmem gerekiyor artık. Baron varken. Baron aldıktan sonra sadece bu buff'ları alıp lane itmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kartayı kovalayacağım sabaha kadar. Kesmesi de ihtimal yok. Ulti attığı için hatta daha rahat keseceğiz. Zırhı düştüğü için. Çok güzel. Mid kulesini ittireceğiz şimdi. Ultim olsa gidebilirdim aslında ama. Hayır, burada midi ittireceğim. Bunlar zaten orayı halledecek. Ahri oyunu taşıyordu, bir anda geri düştü bakın. Çünkü doğru oynadık. Baron aldıktan sonra zaten iş bitti. Bir geri çıkacağım. Yasuo bizi kesebilir. Hiç MR'ımız yok arkadaşlar. Hiç sırrımız yok, pardon. Yasuo'yu tutturmam gerekiyor sadece. Ultimle yiyeceğini sanmıyorum. Dümdüz koşacağım burada. Ayrı düştüler Bart'tan. Yasuo çok kötü attı ortamı cidden. Ejderhaya koşuyorum. Dediğim olay, ilk iki ejderhayı salıyorsunuz, sonrakilere gidiyorsunuz. Burada rakip 3 tane aldı. Bunun sebebi de zaten bot lane'in inatla ölmesiydi önceki ejderhalardan. Yani olay aslında şu. Ruha götürtmüyorsunuz rakibi. Bir tane bir ejderha alırsanız dakika 30'a uzuyor arkadaşlar ruh. Hatta Kalim dakika 36'ya uzuyor. Ama bir tanesini almanız gerekiyor en az. Ejderhaları da erken oyunda almışsanız her dakika 10'dan önce, o zaman devamında biriktirmeniz gerekiyor sizin açınızdan. Ama yoksa almayın. Cidden ejderhaya karşılık rakibin üst ormanı dönüp rakip şampiyonu kesseniz bile daha iyi. İlk ejderhalardan bahsediyorum arkadaşlar. Ama takımınızın gidip ölmemesi gerekiyor orada.
İnatla hayat ejderha öncesi öldü mesela bizim bot lane'imizde. Yapacak bir şey yok. Tabi aronumuz bitti. Rakip takım artık saldı gibi oyun arkadaşlar. Klasik sömürdeli oyunu. Mesela ne kadar zordu oyun başında hatırlıyorsunuz değil mi? Maokai'yi zorluyordu sürekli. Rakip ahri mesela geliyordu. Tilt olmadığı zaman rakipler oynayamıyor late game'i. Zümrüdel onun sorunu bu. Çok iyi oynuyorlar mesela Ekina. Çok iyi oynuyormuş gibi görünüyor. Ama beceremiyorlar orta oyundan sonra. Mesela Baron öncesi birisi ölüyor gidip. Ki bizim top lane de öldü. Cidden rakip bir yer için çok sıkıntı. Full CC rakip. Buraya oynayabiliriz. Rakibin diğerlerini görmüyoruz ama çok güçlüyüm şu an. Kayısı arkamızdaymış. Zorlamayacaktım buraya ama Kayısı gelmiş. Kayısı'ya yardıma gideceğim. Kayısı kendisini gösterse iyiydi aslında beklemek için. Oo, Ahri direkt reaksiyon gösterdi. Öleceğimi sanmıyorum. Şuraya yesem bile. Peki kuşlar çalıp çıkalım. Kuşlar yokmuş. Kuşlar fazla zorluyor ama çok güçlü olduğum için ben de zorlayabilirim. Ya rakibin tek AD vuran çarı ölü ve ben full MR kastım arkadaşlar. O yüzden rahatım aslında biraz. Yok, Santiye dalmak istemiyorum. Artık girebilirim. Santiye döndük. Ama ben tanklıyorum. Hayır. Çok kötü leşledim. Başta ısıracaktım. Daha sonra stun yiyince direkt E basıp can çekeyim dedim. Ama sonra W attım herhalde tekrar. Benim şampiyon geri döndü. Direkt ölümün dansını çektim. Orada cidden çok kötü oynadım sanırım. Hani ölmemem gerekiyordu orada. W'm nasıl bozulmadı bilmiyorum. Başta W bastım sandım herhalde. Basmamışım ama. Peki FF verdi. Aslında şu an daha da güçlüydük. Ölümün dansı almıştım ama yapacak bir şey yok. Bence bayağı güzel bir maçtı. Atlan hasarlara bir bakalım. 27k damage atmışım. En yüksek ikinci hasar atmışız. En çok ahri vurmuş. Ki normal çok fazla gezip hasar attı çünkü. 3.5 eşya olmuş. Biz 4 eşya olduk. Erken oyundan sonra bayağı doğru oynadık. Fark ettim ki mid lane'im oynamıyor. Ona göre oynadım. Gidip küfür etmemeniz gerek arkadaşlar. Ona göre oynayacaksınız. Bu oyun çok erkenden FF'lik bir maçtı. Mesela çoğu kişi tilt olup bırakabilirdi ama tilt olmamız gerekiyor. Hele ki biz bir yer oynuyoruz bu rakibe karşı. Daha da zorlayıcı. Yani full CC rakip. Bot side tarafında oynasaydık burada 3. eşya hükümle değil. Ölümün dansı alırdım. Neden? Çünkü Yasuo vardı. Yasuo'dan daha az hasar yemek için. Ama top side etrafında oynadığımız için. Rakip mid, jungle ve top lane etrafında döndü. Eşya tercihleriniz çok şey değiştiriyor arkadaşlar. Bir yerde oynayacaksanız zaten bu build ile oynayın derim. Rakipte çok fazla anlık hasar varsa Garen ultisi, Darius ultisi gibi veya Talia karşıdadır ve kasmıştır mesela. Tek komboda size W attıktan sonra yarıcan atacaktır. Sıra kalabilirsiniz. Ama rakip orta oyundan sonra baya geri düştüğü için almadım. Jack 4. eşya ölümü dansına gittim. Rakip FF vermeseydi zaten baya ölümsüz olacaktık. Sonra eşya Starak veya Karabalt'a gidecektim. Bir normalde Starak alın derim sizlere. Ama bu oyun rakibince geri düştüğü için tankları da daha rahat kesmek için Karabalt'a alabilirdik. Ama cidden gerek kalmıyor arkadaşlar. Ulti tutturduğunuz anda zaten ölümsüz oluyorsunuz. Ultiniz size 80 zırh, 80 büyü direnci veriyor late game'de full build'de. Çok rahat onu kesene kadar ölmezsiniz yani. Ölümsüz oluyorsunuz bu build'de. Ve kesinlikle saldırıya devamlı oynayın. Video başına zaten koymuşumdur ürünleri. Letalite oynamanızı önermiyorum. Bu maç letalite oynasaydım %200 kaybetmiştik arkadaşlar, söyleyeyim tekrardan. Bu build bayağı güzel. Oyunda taşıyabiliyorsunuz ki ben Challenger'da da taşıdım geçen hafta. Nerf'lere rağmen ki son yamada gelen nerf'e rağmen taşımıştım. Ki bu maçta taşıdık gördüğünüz gibi. Yani en yüksek damage atıyoruz neredeyse. En çok hasarı tanklamışızdır zaten ki tanklamışız çok fazla ölmeden. Letalite oynamayın arkadaşlar. Çok fazla ölüyorsunuz ve maçları taşıyamazsınız. Hele ki böyle maçlar imkanı yok taşıyamazsınız. Bir tane ahriyesinde patlarsınız. Gelecek Yamama nerf yiyecek bu eşyalarda. Starak ve Yarık Gökyüzü nerf yiyecek. Yine de kasabilirsiniz bu build'i. Yüksek eloda bile çalışıyor bence. Deneyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler.